Selamlar dostlar. Şu an İka'da saat akşam 7.30. Yıllardır hayalini kurduğum Cusco şehrine doğru yola çıkacağım. Otobüs bileti aldım. Önce buradan taksiyle İka merkeze gideceğim. Huacachina'dayım şu anda, çölün olduğu yerde. Bir önceki videodan hatırlarsınız. İka'ya gideceğim, oradan otobüse bineceğim ve 17 saatlik bir yolculuk olacak. Nasıl geçecek ben de merak ediyorum. Daha önce bu kadar uzun bir otobüs yolculuğu Peru'da yapmadım. Bakalım neler bekliyor bizi. Şimdi çantamı alıp tuktuğa binip yola çıkacağım. Yerim seni. Burada bir tane var. Ke sunumda. Nena. Nena. Ha ke. Onun büyüklüğüne bakar mısın? İçinde kocaman kocaman patates var. Çantamı da aldım. Şimdi 10 sol karşılığında buradan 15 dakikalık yolla İka'ya doğru yola çıkacağım. Böyle tuktuklar var. Tuktuklarla birlikte yola çıkıyoruz. Akşam üzeri 8'e geliyor saat. 5 dakika sonra otobüs durağında olacağım. Otobüs durağına şimdi geldim. 15 dakika falan sürdü yaklaşık. Burada şimdi biraz otobüsü bekleyeceğim. Ondan sonra 17 saatlik yolculuğumuz başlayacak dostlar. Hadi girelim içeri. Özlemesi. Burada çantayı falan alıyorlar, tartıyorlar. Esmi bilet o si? Ticket. Ticket. Ah, okay. Para mochila si? Okay, gracias. Çantayı aldılar. Uçak mantığı gibi. Şurada bekleyeceğiz artık. Peru'da çok ilginç bir şey var. Bir tane maske yetmiyor dostlar. Burada iki tane maske takmanız gerekiyor. Ya da bu N95 maskelerden takmanız gerekiyor bir tane. Yani bu maskeden yoksa üst üste iki tane maske takmanız gerekiyor çoğu yerde. Böyle ne bileyim otobüse binerken, müzeye girerken vesaire vesaire. Cruz del Sur isimli bir otobüs firmasının durağında bekliyorum. Otobüs geldi şimdi, Cusco otobüsü. İki katlı bir otobüs. Üst katta olacağım ben de. Burada çantaları kontrol ediyorlar. Çantayı gösterecek, pasaporta bakacaklar. Büyük çanta da arkada. Yemek almıştım ben kendime ama burada da otobüste yemek veriyorlarmış ya, baksanıza. Boşu boşuna yemek aldım. O kadar da para verdim. Bu bakayım Cusco mu? Aynen Cusco. Bakayım tam. Üstete çıkmam gerekiyor benim. Bayağı iyi. Otobüs bayağı iyi arkadaşlar. Evet, 28 numara. Burası benim. Otobüs gerçekten çok konforlu yani, çok güzel. Çok pahalıydı bilet. 700 lira. Yani 180 sol. Ama kötü bir servis vermiyorlar. Bakın ayakları uzatmak için. Çok. 10 numara ya. Böyle bir şey. Ayakkabıları da çıkardım. Böyle bir tane de ekran var. Işıkları kapatmadan ne yemek vermişler. Bakalım ben. Merak ettim yani. Ekmek. Böyle bir ekmek var. Su vermişler. Ben de kocaman su almıştım. Şöyle bir bar var. Kofret gibi. Böyle bir galete var. Aa, tuzlu bisküvi var. Bunu bayılıyorum Ritz. Böyle saçma sapan meyve suyu var. Bunu içmem muhtemelen. Bu kadar. İyi ki ben almışım ya sandviç. Bunlar yenmez yani. Şimdi indim,
hafif bir nefes darlığı var. Burada irtifa, yüksek irtifa çok büyük. Gelen herkes hemen hemen 2 gün, 2-3 gün boyunca hasta oluyormuş yüksek irtifadan dolayı. Ya? Okay, one more. Taksi paylaşacağız şimdi burada. Başka bir gezgin buldum. Ya yarıda kaldı. Bir tane İngiliz kız gördüm. Backpacker. Sırt çantalı. Dedim nereye gidiyorsun? Aynı tarafa gidiyorsak taksiyi bir bölüşebiliriz. Güzel oldu ya. Çok az bir miktara iki kişi bölüştük taksiyi. Ah, dediler ki bana, şunu anlatıyordum dostlar. Cusco'nun yüksekliği 3600 metre. Yani 3600 metre yüksekliğe kurulmuş bir şehir burası. O yüzden bakın, nefeste zorlanmalar olabiliyor. Baş ağrısı olabiliyor. Çünkü burada gelen herkes ilk birkaç gün boyunca yüksek irtifa hastalığına yakalanıyormuş. Bu ne demek oluyor? İşte belirtileri, ishal oluyorsunuz, hazımsızlık oluyor vesaire oluyor. Baş ağrısı oluyor, halsizlik oluyor. Benim şu an baş ağrım var mesela. Oksijen az burada. Çok yüksek olduğu için oksijen az. Alışmak biraz zaman alacak dediler. Belki ben çok bir şey yaşamam. Çünkü otobüsle geldim. Yavaş yavaş yükselerek geldiğim için ciddi bir şey yaşamayabilirim. Ama uçakla laps diye gelenler genelde sıkıntı yaşıyorlarmış. Neyse. Bakın yine Wild Rover Hostel'e geldim. Huacachine'de de orada kalıyordum. Şimdi içeri geçeceğim. Böyle bir odaya geldim. Wild Rover'da kalıyorum. Bir hafta boyunca bu hostelde kalacağım. Kafamda kaba taslak bir plan yaptım dostlar. Ücretsiz kalacağım. Instagram'dan Wild Rover'ın, yani buranın hesabını paylaşıyorum. Reklamını yapıyorum. Bu sayede ben de bu hostelde ücretsiz kalabiliyorum. Bir gün özel oda verecekler. Dinlendiğim için bir hafta boyunca da 7 gece paylaşımlı 4 kişilik oda verecekler. Öyle. Bu 8 gün burada kaldıktan sonra çok güzel planlarım var Cusco'da. Machu Picchu'ya gitmek istiyorum. 5 gün süren bir yolculukla birlikte. Ardından yine buraya dönüp biraz daha burada kalabilirim. Diğer günlerde Cusco'da. Çünkü Cusco yaşanılacak bir şehir. Görülecek böyle, nasıl diyeyim size, yani uzun süre vakit geçirmeye değer bir şehir burası. O yüzden ben de uzun kalmak istiyorum. Bakın size ne göstereceğim. Şöyle acaba o kadar uzun yapabilir miyiz? Şimdi buraya gideceğim, şu meydana. Kocaman bir meydan var. Bakın böyle bir hostel. Çok güzel bir ortak alanı var gerçekten. Akşama doğru hava biraz serinleyebilir diye üstüme bunu giydim. Biraz öyle ilk gün ya şu an. Bir şehir merkezini bir keşfedeyim, bir bakayım ne var ne yok. Gideyim dedim. Cusco'nun o meşhur yokuşlarından aşağı. Gidip birlikte keşfederim ilk gün. Spontane. Ne var ne yok bakalım hadi. Cusco'nun böyle yokuşları var. Şimdi iniyorum ama dönerken nasıl geleceğim onu düşünüyorum gerçekten. Yüksek irtifaya karşı alınması gereken önlemler varmış. Mesela diyorlar ki koka yaprağı çiğneyin diyorlar. Onun yaprağından, tamamen doğal zararsız yaprağından çay yapıyorlar. Burada herkes içiyor ve yüksek irtifaya çok iyi geliyormuş. Ben de onu deneyeceğim. Gidip bir yerde bulmam lazım. Çok güzel sokaklar. Yüksek irtifadan zarar görmemenin birkaç yolu var. Ya da alçak bir yere ineceksiniz, vadiye falan ineceksiniz. Şeyi dengeleyeceksiniz. Aşağılara gitmeniz lazım. Ya böyle işte koka yaprağı çiğneyeceksiniz ya da çayını içeceksiniz ya da eczaneden gidip onun hapları varmış, ondan alacaksınız. Doğal, tamamen zararsız. Ben çayı tercih ettim. Eğer bulursam bir yerde içeceğim şimdi. Dostlar, şu karşıda gördüğünüz her ne kadar LGBT bayrağı gibi gözükse de aslında o İnka bayrağı. Rengarenk bir İnka bayrağı. Aklınızda olsun. Bakın burada da solda Peru bayrağı, sağda İnka bayrağı var. Ne yapıyorsun? Game Boy'a telefonla. Sağ tarafta bir katedral var. Wow. Tahmin ettiğimden daha büyüklermiş katedraller.
merkezi bir noktadayız. İlk gününüzü öyle etrafı keşfediyorum. Aynı benim heyecanıma, benim keşfime siz de ortak olun isterim sadece. Şurada ilginç bir sokak var. En sonunda sokağın bir gate var bakın. Pazar gibi bir yer. Bir girelim bakalım. Yani o meşhur pançolardan ve çantalardan satıyorlar burada. Böyle bir restorana geldim. Fiyatlar çok uygun. Özellikle Lima'ya ve Huacachina'ya göre fiyatlar çok uygun geldi bana. Hemen bir tane Coca çayı istedim. Başım gerçekten ağrıyor bu yükseklik irtifası nedeniyle. Başım da dönüyor biraz. Şey dedi, herkes Coca çayı iyi geliyor dedi. Biliyorsunuz söyledim zaten daha önce videonun başında. Geri gelmez bir Coca çayı söyledim, varmış burada. Onu içeceğim, sonra yemek yiyeceğim. Peru'nun geleneksel yemeklerinden söyledim, onları deneyeceğiz. Önden böyle Peru mısırı geldi, koca koca bakın. Bir de limon getirdiler. Atarım ağzıma. Çok güzel. Abi bu nasıl bir yemek geldi ya? Ben böyle büyük bir öğün, şu çorbanın büyüklüğüne bakar mısınız? İçinde kocaman kocaman patates var. Ben de çorba küçük gelir diye koca bir de yemek söylemiştim. Ben bunları nasıl yiyeceğim arkadaş? Ve dostlar bu da koka. Koka yaprağından yapılan çay. Koka çayı. Bunu deniyorum şu anda. Bitki çayı gibi tadı var. Daha önce çiğnemiştim zaten. Koli kabilesine giderken Sierra Nevada'da çiğnemiştim. Komple bitirdikten sonra etkisini söylüyorum yani. Ağzım koka yaprağı dolu ama hala atıyorum. Çok iyi geldi. Baş ağrım geçti ama. Şu an koka yaprağı burada. Ve gerçekten çok iyi geldi. Baş ağrım anında geçti. Çok güzel. Bu da Cusco'nun akşam görünümü. Her yer rengarenk, cıvıl cıvıl. O kadar yorgunum ki dostlar. Hostele gideyim biraz dinleneyim. Biraz değil yani, yatayım dinleneyim, uyuyayım bu gece. Yarın sabah görüşürüz. Devam ederiz kaldığımız yerden. Ben şimdi dinlenmeye gidiyorum. Dostlar hostele geldim de acayip başım ağrıyor ya. Cidden yani öyle böyle değil. Yataktan kalkamıyorum. 3 tane Kolombiyalı var hostel odasında. Ben de burada yatıyorum bugün. Onlar nereye gitti bilmiyorum. Biraz muhabbet ettik, gittiler. Ben de baş ağrısından duramadığım için şimdi yatıp uyuyacağım artık. Sabaha görüşürüz. Dostlar günaydın. Hostelde güne başlıyoruz. Bugün baş ağrım daha iyi. Yani şu an sadece ufak tefek baş dönmesi var. Bir tane kahve söyledim güne başlamak için. Daha sonra şehri keşfederiz. Bir tane de burada bir arkadaşla buluşacağım. Şehir hakkında, çevresindeki bölgeler hakkında bilgiler alacağım. Hepimize günaydın o zaman. Tabii siz de bunu sabah izliyorsanız. Hostelde biraz dinlendim. Kahvaltıyı yapmadım henüz ama dışarı çıkacağım. Buralı Perulu bir arkadaş var. Onunla buluşacağım. Machu Picchu yolculuğu için ondan çok fazla taktik alacağım. Bir arkadaşım tanıştırdı bizi internet üzerinden. Kendisiyle görüşmeye gideceğim şimdi. Sanırım çok bilgiliymiş yürüyüş rotaları hakkında ve Peru'nun genel görülecek yerleri hakkında. Bir de ekipman almam gerekiyor üstüme başıma. Kışlık hiçbir şeyim yok giyecek. Bir tek bu var. Şu an üstümde gördüğünüz. Bundan başka kışlık bir şeyim yok. Yani ayakkabıdır bilmem nedir ihtiyaçlarım olacak. Çok da masraflı olacak ama belki çocuk biliyordur. Nereden uygun alırım, güvenilir yerden alırım. Onları soracağım. Ondan sonra bu Machu Picchu trekking için hangi yolu izlemeliyim, nerelere gidebilirim, kimlere sormalıyım vesaire. Bu tarz bilgiler alacağım kendisinden. Gidip tanışalım bakalım birlikte. Odayı da değiştireceğim. Üste yatıyorum ya. Konuştum, bir tane başka boş oda varmış. Beni oraya alacaklar, aşağıda yatacağım. Neyse hadi çıkalım hadi. İran'da seyahat ettiğim dönemde Zeki abiyle tanışmıştım. O da orada seyahat ediyordu dönemde.
birlikte biraz gezmiştik, dolaşmıştık. Şiraz'da. Ondan sonra neydi? Astara mıydı? Bir sınır şehri var. Türklerin yaşadığı. Orada da birlikte vakit geçirmiştik. Neyse, o abi yazdı bana. Daha önce Cusco'ya gelmişti. Orada Roldan isimli bir arkadaşım var. Çok yardımcı oldu bana. Sana da yardımcı olması için ona mesaj attım dedi. Ben de açıkçası henüz hiçbir yerel kişiyle tanışmamıştım burada. O yüzden güzel olacak. Gidip tanışalım. Neler öğreneceğiz kendisinden, birlikte göreceğiz dostlar. Şimdi Plaza de las Armas'a geldim. Cusco'nun merkezi kısmı burası. İki tane katedral var, kocaman. Bakın şöyle. Şurada büyük bir katedral var. Bir de şu solda var heykelle birlikte. Dün göstermiştim zaten size buraları. Roldan'ı burada bir yerde bulacağım. Şimdi mesaj atacağım ona. Mesaj attım şimdi. Bir de fotoğraf göndereyim. Tamam, muhtemelen birazdan gelir. Geldik. Roldan orada bekliyor. Roldan! Hola, muy bien, amigo. ¿Cómo estás? ¿Bien? Encantado, sí, bien. ¿Qué tal tu día? Bien, bien. Estaba un rato haciendo mis cosas. Ajá. Bien. ¿Tú qué tal? Yo no desayunar ahora, pero un banana, un plátano. Todo. Pero no. ¿Quieres ir a café, un café o? ¿Tú quieres desayunar? No, un café o un poquito de tostada o como. Claro, vamos. Sí. Sí. Hay un lugar. Perfecto. Sí, Seki ayer me habló de. Ajá. Y me dijo mi amigo Chagatay está en. Chagatay. Yeah. Sí, entonces a ver si lo buscas, si le ayudas a encontrar algo de. 17 horas de Huacachina. Ah, ya. De aquí, sí, hasta acá. Ah, ya. Pero bus es muy bueno. No mucho descanso. ¿Cuándo has llegado? ¿Ayer? ¿Cómo? ¿Cuándo llegaste acá, Cusco? Un mes. Ah, ya. O más, un mes o más. Claro. Ajá. Y ¿es su nombre? ¿Tiene no? Sí, Michael. Michael. Ay, yerim seni. Burada bir tane var. ¿Qué es su nombre? Nena. Ah, okay. Roldan buraya getirdi bizi. Ah. Hola. Es bueno. Hay más luz aquí. Es bueno. Yiyecek bir şeyler söyledik. Böyle güzel bir manzara var. Avrupa bayi. Çok hoş bir yer. Kahvaltı yapacağız. Sonra sorularımı soracağım. Bana yardımcı olacak. Sugar. No necesito azúcar. Yo tampoco. Gracias. Estamos fuerte, no necesitamos azúcar. Yine koka çayı istedim ben. Yine hala şu ikinci günüm bugün. Yüksek irtifadan kurtulmak için söyledim. Beni arabasıyla bir köye götürmek istiyor. O köyde çok mistik, binlerce yıllık bir kapı varmış. Roldan, a ver a la puerta. Bakın böyle bir kapı varmış. Seni buraya götürmek istiyorum. Bir saat uzaklıkta arabayla gideriz diyor. Çok şeker, çok cana yakın bir insan gerçekten. Muchas gracias. Amigo. ¿Y qué haces para ganas tu vida? No, yo trabajo acá en una compañía peruana. ¿Qué compañía? Compañía, Peruvian Company. ¿Pero compañía para qué? No, vendemos sí. Productos de consumo masivo, pastas, harina. Ah, pastas. Sí, ah, ok. Sí, pastas, harina, aceite, sugar. ¿Tú haces pasta no, o...? No, vendemos. Ah, vendemos. Sí, oh, perfecto. Sí. Entiendo. Sí, entonces. Me gusta mucho este café. Önce koka çayımızı içelim. Sonra muhabbetimize başlayacağız.
bueno. Huele muy bueno. Sí. O kafeden çıktık, şimdi başka bir yere gidiyoruz. O arada böyle güzel güzel muhabbet edeceğiz. Biraz şeydi, kalabalıktı kafe. Yapacağım yürüyüş için ayakkabı falan bakacağız, panço bakacağız. Üzerimde hiç uzun kollum yok. Bir tek şu giydiğim siyah şey var işte. O yüzden soğuk olacağı için çadırda falan uzun kollu bir şeyler de almam lazım, alışveriş. Ayakkabı özellikle su geçirmeyen. Aynı zamanda orada ben sorularımı da sorarım Roldan'a. Yapacağım yolculukla ilgili ve Cusco çevresi ve Peru ile hakkında, köyler hakkında birçok soru soracağım. Her şeyi biliyor vallahi. Ucuza da ayarlıyor bana. O yüzden harika. Daha ne olsun. Burada teyzeler böyle şeyler satıyor üstünde. Bereler, pançolar. Burası çok pahalı gerçekten. Yani marketler falan değil ama arkada pançolar vesaire 384 soles istediler. Yani bunu 4 ile çarparsanız TL karşısı çıkıyor. Ama Roldan sağ olsun beni arkadaşının dükkanına götürecek. Orada dedi hem ayakkabı bakarsın hem kalın kıyafetler bakarsın. Senin için çok da ucuza verir. Zaten kendisi de ucuz bir yer dedi. Süper oldu. Şimdi öncelikle Salkantay trekking rotasını ve fiyatını sormak için oraya gidiyoruz. Aynı zamanda Machu Picchu'nun giriş bileti dahil mi onu soracağız. Alpaka gezdiriyor burada. Efsane ya. Ondan sonra da eğer dahil değil derlerse Machu Picchu biletini çok önceden almak gerekiyormuş. Böyle bazen 2 hafta önceden falan almak gerekiyormuş. Yani düşünsenize, burada kısıtlı süreniz var. Machu Picchu'ya gidemiyorsunuz dolu diye. Çok kişiye izin vermiyorlar. Mesela kotası oluyor. 500 kişiye falan satıyorlar bir gün içinde bileti. O tarz şeyleri var yani. Öğreneceğiz dostlar. Şimdi buraya soracağız bakalım. Para Salkantay. Para Salkantay, para cuando estás usando. ¿En cuántos días lo hacen para empezar? 5 días. 5 días. Ajá. ¿Y cuál es el precio? Para un peruano extranjero. No, para él nomás. Yo. Para visitar la laguna Humantay. Humantay. Uh-huh. Acá tienen que pagar 20 soles. Con caminar, sí. No, el carro llega hasta. Burada fiyatları sorduk. Entonces, un amigo de él que llegó también. Tren dahil olmadan. Uyku tulumu günlük 10 toplamda 10 dolar diyorlar. 5 gün, 4 gece, bütün yemekler dahil, çadırlar dahil. Ama uyku tulumunu kendimiz kiralamamız gerekiyormuş. 190 dolar artı 10 dolar 200 dolara geliyor. Bu tren hariç fiyatı. Treni dahil edersek 250 dolara gelecek. Bu tecrübeye kesinlikle değer ve tek başımıza yapabileceğimiz bir şey değil. Araştıracağım biraz daha, sonra karar vereceğim. Şu an hemen karar vermiyorum. Burada tüm program var. Gün gün, köy köy. Hepsi yazıyor. Fiyat normal. 190 dolar dedi. 4 gece 5 gün için. İçinde bütün yemekler dahil, sabah kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği dahil. Bunu kendi başımıza yapamıyoruz dostlar. Yoksa ben de öyle bir maceraya tek başıma atılmak isterim ama buna bir rehber lazım. Buna bir size oraları anlatan, size yol gösteren, konaklayacağınız yerleri gösteren birileri lazım. O yüzden böyle bir tura katılmak şart. Fiyatlar böyle. 190 dolar artı 10 dolar da uyku tulumu için dedi. Her şey dahil. Bir tek dönüşte bir tren dahil değil sanırım. Onu da soracağım. Ona göre bir hareket edeceğiz. Bir karar alacağım. Bakalım diğer yerler. Yani burası çok güvenilir bir yermiş. Arkadaşım yardımcı oldu. Ona göre bir karar vereceğim yakında. Kartım bozulduğu için, kırıldığı için diğer kartıma transfer ettim paramı. Onunla deneyeceğim. Umarım buradan çekebilirim. Banco de la Nación diye bir banka. Burada deneyeceğim. Bakalım umarım yaparız. Deniyorum şu anda, bakalım çekebilecek mi? Vallahi verdi. 400 çekebildim. Süper. Ziraat kartımla çektim. Banco de la Nación'dan bilginiz olsun. Gelirseniz ziraatte çekebiliyorsunuz. Akbank falan da çekebiliyorsunuz da Akbank'ı deneyemedim burada henüz.
Garanti olsun, ziraatli çekebiliyorsunuz. Banco de la Nación. Yani. Farklı farklı acentelere soruyoruz. Bir tanesi 300 dolar dedi mesela. Cerrado. Burası kapalıymış mesela. ¿Cuál días es cerrado? No, todos los días está abierto. Pero ahora es no... Hoy día sábado, sí ya cerró ya. Ah, sábado es cerrado. Machu Picchu'nun giriş biletleri ayrı satılıyor. Turlarda dahil oluyor ama şöyle bir şey düşündük. Eğer Machu Picchu biletini biz kendimiz alırsak, tura onu kendimiz alacağımızı söylersek daha uygun fiyat verirler mi diye düşündük. O yüzden gelmiştik ama kapalı şu an Machu Picchu biletini sattıkları yer. Sadece cumartesi günleri kapalıymış, aklınızda olsun. Es como kendisi, sí, azúcar. Peruano. Yükseklik irtifası için sokakta şeker satıyorlar. Koka şekeri. Tamam. Koka yaprağı. Ha, para mı? Ha, gracias. Bana aldı bundan. Burada bebekleri hep böyle çantalarda taşıyorlar. Bezlerin içinde bakın. Aha. Çok iyi yani. Bakın şurada da bebek var. Ya çantada ya önde böyle beze sarılı bebekler taşıyorlar. Şimdi burada kiralık ayakkabı falan bakacağız. Ya da satın almak için. Bakalım belki satın alırım. İleride de lazım olur diye. Burası San Francisco meydanıymış. Plaza de San Francisco. Şurada bir geniş bir gate var. Meydanın giriş kapısı. ¿Te gusta bailar? ¿Salsa? Sí. A ver. Wow. Tiene mucha talento. Tienes mucha talento. Burada yerliler böyle şeyler satıyorlar. Abi müzik yapıyor. Es mi amigo. Sí. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy bien, mi amigo. Ah, ¿cómo te llamo? Felipe. Felipe. Sí. Mucho gusto, me llamo Chata. Sí. ¿Qué, papá? Nos vemos. Bien. Cuídate, papá. Cuídate. Listo. Adiós. Me encanta, gusto. Sí. ¿Por cuántos años tú vives aquí? 10 años. 10 años. Sí, 10 años. ¿Y antes? Peso, Amazonía. Peso, control de Amazonía. ¿Cuál Amazonía? Puerto Maldonado. ¿Te, so, es, ¿estás de Puerto Maldonado? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Yo quiero ir a Puerto Maldonado mucho, sí. Tú sabes muchos lugares en Puerto Maldonado, ¿sí? Tú tienes amigos. Mucho amigo y información. Sí. Ah. Estoy muy suerte. Pero allá hay más barato que acá. Ah. Yo conozco. Ahora vamos a preguntar. Ok. ¿Y cuál días es abierto? ¿Está abierto? Es todos los días. Hasta todos las 6 de la tarde. 6 de la tarde. Sí. Ok. Yo voy a ir acá después. Ok. ¿Cómo? 35. Ah, mismo. Ya. Sí. Benim aldığım yerle fiyatı aynı çıktı. Buraya ucuz diye geldik ama. Şurada çok ünlü bir pazar var. Buraya sonra gezmeye geleceğim. Hatta video çekeceğim. ¿Cuál es su nombre de pazar? Mercado San Pedro. Mercado San Pedro'ymuş. Yani San Pedro marketi. Buraya mutlaka geleceğim. İçeride kim bilir neler vardır. Ayrı bir video yaparız oraya dostlar. Market gezeriz birlikte. Beni buraya soktu bakalım. Tupac Amar mekanın adı. Oha neler var burada. Burasının çok ucuz olduğunu söyledi. Vallahi dayanamadım. Bayağı bir şey aldım. Etnik şeyler göstereceğim. Postere gidince gösteririm bunları.
Şal aldım. Beni ucuz diye getirdim buraya ama ucuz değil işte. Anladın mı? Ucuz değil. Yo dice, no es muy barato. Şey, şal aldım, bere aldım. Çok tatlı ama yani burada giymesem bile dünyanın her yerinde, Türkiye'de de giyerim. Şal aldım, kazak aldım başka yerden. Çorap aldım iki tane böyle kalın kışlık. Öyle, şimdi ayakkabı ve mont bakmaya gidiyorum. İki kere ayağıma bastı aynı kadın. Aaa, sport. Pazar gezmek de keyifli ya böyle. Güney Amerika'da. Abi bir günü komple pazara ayıracağım var ya. Pardon. Önce diğer Mercado San Pedro'ya gideriz. Sonra buraya geliriz. Hola. Hola. Çok tatlılar ya. Abi yemin ediyorum Eminönü çarşısına benziyor. O hani Kapalı Çarşı'nın yanında bir pazar var ya, hiçbir farkı yok ya. Montlar falan. Toplam şurası ne kadar tuttu biliyor musunuz? 50 sol. İkinci gittiğim dükkana verdim. 3 tane işte bere çorap. 2 çorap büyük ama kalın. Bir bere bir de şal aldım. 50 sol yani 200 lira verdim. Ondan önceki kazak aldım kapşonlu. O da 35 sol. 4 ile çarpın. Yani 130-140 lira falan tuttu ya. Çantamı böyle önüme koymamı söyledi. Buralarda herhalde öyle şeyler yaşanıyor. Ulan aynı bizim Eminönü dükkanlarına benziyor ya gerçekten. Girelim bakalım. Montlara baktık. Montlar çok pahalıydı. Yani benim bütçemin üstünde. Şimdi ayakkabı kiralamak için buraya geldik. Ayakkabı soracağım fiyatlarını. Eğer uygunsa yola çıkmadan önce buradan kiralayabilirim. Dostlar neler almadım ki? Mont aldım kocaman. İkinci el aldım ama gayet güzel. Onun dışında söyledim işte kazak aldım bir tane. Eksiklerim var. Ayakkabı lazım. Ayakkabı lazım. Onlar da çok para gerçekten. Onun dışında panço istiyorum bir tane. Panço lazım. Yürüyüş pantolonu lazım. Abi ben bittim. Ben iflas ettim. Maçı bitiyor. Nasıl gideceksen. Vallahi billahi. Es Coca? Es Coca? Ah, okey. Gracias. Burada yerli bir teyze dükkana eşya satıyor. Tüm alışverişi yaptık. Valdan sağ olsun. Vallahi bana çok yardımcı etti. Muchas gracias hermano para todo. Buraya yemek yemeye geldik. Bu da bir çeşit mısır ama şuna bakın. Şöyle göstereyim. Çok farklı gözüküyor. Böyle de bir yemek. Geçen gün yediğimin aynısı. İçinde yumurta, tavuk, patates. Buraya özel bir patates var. Şurada mısır. Tadı güzel. Dostlar hostele geldim. Odamı da değiştirdim. Farklı bir odadayım. Böyle kapsül vari yataklar var. Perdeyi çekince size özel bir alan oluyor biliyorsunuz. Neyse bütün ihtiyaçlarımı aldım. Mont, ayakkabı, pantolon, ondan sonra kazak, panço, bere, çorap vesaire hepsini aldım. Hatta Salkantay turunu da satın aldım dostlar. Machu Picchu'ya giden yolculuğumuz 4 gün 5 gece sürecek. Çok heyecanlıyım şimdiden. Bir iki video sonra aldığım eşyaları da hepsini göstereceğim size. Machu Picchu'ya çıkmadan önce yolun başında göstereceğim onları size. Bugünlük bu kadar. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Eğer hoşunuza gittiyse video beğen tuşuna basmayı unutmayın. Eğer beni ilk kez izliyorsanız abone olmayı da unutmayın dostlar. Instagram hesabımı da bırakıyorum aşağıya. Eğer bana destek verirseniz beni motive etmiş olursunuz. Daha fazla video yapmama, daha fazla videolar hazırlamama destek vermiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlar. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
Thank you.